satın alınan arazi bu Kerim Bey. İleride şu sırttan yol geçecek ki. Bu gördüğünüz gecekondular kaçak inşa edilmiş. Yıktıracağız. Peki içindekiler nereye gidecekler bu kış gününde? Bir ay mühlet verin bu adamlara. Başlarının çaresine baksınlar. Sokak ortasında mı bırakacaksınız? İnsanlığa sığar mı bu? Biz emir aldık kardeşim, vazifemizi yerine getirdik. Vazife mi bu? Fazla konuşma be! Din, iman, insaf yok mu sizde? Ne laf anlamaz adamsın sen ya, emir aldık diyorum sana, atla aşağı hadi! Hadi diyorum, atla diyorum sana! Sana! Çıkmıyoruz evlerimizden! Hadi gel yık bakalım! Herkes evlerine girsin! Bana baksana sen efendi! Yıkılacak bu evler! Ben emir verdim! Benim malım! Sen mi emir verdin? Sen ha! Ben de girsem içeri. Olur mu kızım? Yasak. Bekle şurada.
Doktor bey içerideler mi? İçerideler, buyurun. Oo, hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rica ederim, elinizdeki bütün imkanları kullanın doktor bey. Hastanın faturasını da benim adıma çıkarın. Bir kaza oldu. Üzgünüm. Beyin kanaması. Maalesef kurtaramadık beyefendi. Öldü mü? Başını greydere çarpmış. Dikkatsiz çocuk. Kaza işte. Başınız sağ olsun kızım. Adam öldürmek ha, cinayet! Ne gerek vardı buna? Ben bu gece kondular bir aydan önce yıkılmayacak demedim mi? Demedim mi Osman? Dediniz efendim. Bak bana! Bunca yıldır elimi bir kere olsun kana bulamadım. Sevilen sayılan bir insanım. Bu serveti nasıl yaptım ha? Nasıl yaptım sanıyorsun? Her şeyden önce kendini sevdireceksin bu insanlara. Zorla güzellik olmaz. Şu sütü ver bana. Gene midem başladı. Ölen adam greyderin üstüne attı kendini. Tamam mı Osman? Kaza bu. Anlıyorum efendim. İyi. Gerekeni yap öyleyse. Adın? Murat Sağlam. Baba adın? Kerim. Bir şey görmedin değil mi dede? Ayağa kaydı, başını kepçeye vurdu, tamam mı? Evet, öyle oldu be. Bir aksilik olmasın, canınızı yakarım. Yok, yok. Şunları da dağıt. Bir eksiğinizi görürsünüz. Sağ ol. Katil! 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 Recep'i sen öldürdün! Sen öldürdün! Durun, durun! Durun! Katil! Hayır! Söyle! Nizam Ocaklı! Şahit Ocaklı! Dediklerimi unutma! Ben gerekeni yaptım. Adamların susmasını istiyorsanız gece konduların yıkımına bir yıl ara verin. Durum çok gergin. Gidelim. Kasıtlı bir durum yoktur efendim. Gecekonduların yıkılmasına çok üzülmüştük. Bu sırada Recep, yapmayın, etmeyin falan filan diye bağırarak makineye doğru attı kendini. Ayağa takıldı, başını kepçeye vurdu.
Gördüklerini iyice anlattın değil mi Nizam abi? Her bir şey olduğu gibi bildirdin mi hakim beye? He bacım, her bir şey olduğu gibi anlattım. Şahit Bahri Ateş! Hayır annem, onu iten birini görmedim. Yukarıda Allah var, kendisi düştü. Bahri dayı, anlattın mı her bir şeyi? Anlattım. Ayşe Yılmaz! Ayşe benim, memur bey. Savcının yanına gireceksin. İfade vermeye girerken çocukları da mı götüreceksin? Nereye bırakayım bunları? Getirmeyedin hanım. Babaları öldü. Kimseleri yok benden başka. Sen tutuverir misin memur bey? Allah. Sevaptır. Neden oturmuyorsun kızım? Konuşacaklarımız uzun, yorulursun. Yok, böyle iyiyim. Kimsen var mı Ayşe? Akraban filan? Sana bakabilecek, gerekirse güvenerek yanına sığınabileceğin kimse? Çocuklarınla yalnızsın demek, bir başına. Peki, elinden bir iş gelir mi? Yakında o gece kondular yıkılacak. Perişan olursun kızım, perişan olursun. Ne yapar senin gibi genç bir kadın yalnız başına? Zor. Gel buraya oğlum. Bırak çocuğu rahat etsin. Dilersen sana bir miktar para veririm. Ama bu para sana ömür boyu yetmez ki. Ne diyorsun? Konuş kızım. Konuşmaman hiçbir şeyi halletmez. Bir kaza oldu. Kaza değil. Ölenle ölünmez evladım. Bunları düşün, geride kalanları. Oğlumun senin kocana herhangi bir düşmanlığı yoktu. Tanımaz etmez. Zeynep buraya gel. Gel bakayım sen. Sen seviyor musun şekeri? Gel bakayım. Babamı düşürdün. Geç şunları da toplayalım. Şeker mi seviyorsun, çikolata mı? Hı?
Olanları unut kızım. İnat etme. Çocuklarının geleceğini düşün. Gel yanımda çalış. Bu eve yerleş, evin gibi otur, rahat edersin. Bak benim de kimsem yok, yalnız oturuyorum. Bunları okutur, büyütürüm. Seni. Şimdi bu köpek ol, ha? Köpek olsun, ha? Bakalım bizi ısıracak mı? Hadi bakalım. Ama ay, ay, seni. Hop hop hop. Gide. Duydum. Korun işlesin. Anahtarı yok ki. Annemde. Kaybediyoruz diye vermiyor. Siz de kaybetmeyin öyleyse. Hadi. Evet. Peki. Geliyorum. Şartları değiştiriyorsunuz. Babanızla böyle görüşmemiştik. İmzala şunu. Bizi çok zor durumda bırakıyorsunuz. Hayat zor. İmzala. Babanızla görüşsek? Lafı uzatmayalım isterseniz ha. İyi ama Murat Bey, babanız... Baba karışmıyor artık bu işlere. Yaşlandı. Anlamaz da. Bundan sonra benim dediğim olacak. İmzala. Dur! Dur bakalım! Mukaveleyi konuştuğumuz gibi yeniden yazın. Benim söylediğim gibi. Sonra bana getirin. Sen bu akşam bana geleceksin. Duydun mu? Bekliyorum. Aklınızda olsun. Ben demedikçe benim yerime kimse karar veremez. Mukaveleyi bana gönderin, imzalarım. Güle güle. Nasılsın Mustafa? Sağlığınıza duacıyız beyim. Evinin ipoteğini kaldırabildin mi? Nerede Kerim Bey? Borç ödenmiyor bu devirde. Mustafa'nın işini görecek parayı verin. İyi ustadır. İnşaatta çalıştırır, aldığı ücretten azar azar kesersiniz. Sağ olun beyim, sağ olun. Oyuncakları, bir dakika oturmuyorsun yerinde. Anneciğim. Anne şunu kursana. Artık bu eve senden izin alınıp da mı giriliyor yoksa? Estağfurullah, o ne biçim söz? Ben bu evin hizmetçisiyim. Hizmetçi olduğunu biliyorsun demek. Öyleyse bir daha evin sahibi gelince kapıya dikilme. Gel! Buyur, beni çağırmışsın, geldim. Otur şöyle karşıma.
İndir ayağını ulan! Sen kim oluyorsun da benim adıma bir takım yerlere haraca kesiyorsun ha? Yaşlandım demek! Anlamam ben bu işlerden ha! Sana yetki verdim mi? Git adamları tabancayla tehdit et, vur, kır, benim yerime mukaveleler yap dedim mi ha? Cevap ver! Baba, benle hala 5 yaşında bebek gibi konuşma. Evet. Eşek kadar oldun ama adam olamadın. Bu fırsatı vermedin bana. Vermeyeceğim de. Ben istedim ki bazı yüklerini üstünden alayım. Yorulma. Yalan söylüyorsun. Gözümün içine baka baka. Artık seninle hiçbir şey konuşulmaz. Otur. Söyleyeceklerim bitmedi. Biliyorum, gözün benim yerimde. Şunu iyi bil ki ben sağ oldukça ben karar veririm. Bu adam yerine getirir. Anlaşıldı mı? Yarın Avrupa'ya gideceksin. Anlamadım. Evet, biletin Osman'da, dövizin hazır. Git, eğlen, dinlen, ne halt edersen et. Bu senin başının altından çıktı değil mi? Sen verdin bu fikri boğma. Alacağın olsun namussuz herif. Rica ederim Murat Bey, babanızla aranızdaki meseleler beni ilgilendirmez. Ağzınızı bozmayın. Beni zorla Avrupa'ya gönderiyorsunuz demek. Tehditle. Gitmezsen... Gitmezsen gerisini sen düşün. Yenildiğimi sanma. Bunu senin burnundan fitil fitil getireceğim çoban köpeği. Yıkıl karşımdan! Defol! Bir daha gözüm görmesin seni! Oğlumu hiç iyi yetiştiremedim. Yarın 11'de gel, konuşacaklarım var seninle. İyi geceler. İyi geceler. Şey mi istiyordunuz baba? Yo, hayır. Çocuklara baktım. Uyumuş keratalar. Çok yaramazlık ettiler bu akşam. İyi ki çocukların küçük Ayşe. Bırak hep öyle kalsınlar. Sen bu saate kadar ne işler yaptın? Birkaç parça ütü. Bir daha bu kadar geç yatma kızım. Sabahları da erkenden kalkıyorsun. Yazık değil mi sana? Sizi bekledim baba. Siz yatmadan ben nasıl yatarım? Sütünüzü başucunuza bıraktım. Sabah kalkınca içersiniz. Eksik olma kızım. Allah rahatlık versin. Size de.
Günaydın çocuklar. Geç yattığınız için kaldırmak istemedim. İyi uyudunuz mu bari? Oo, çok. Kahvaltınızı şimdi getiriyorum. Çok bir şey istemem. Bir dilim kızarmış ekmekle biraz peynir. Yavrum, yaramaz kızım benim. Pehlivan Mehmet, gel vur bakalım şu avucumun içine. Yo, yo, olmadı. Bu sabah sen iyi kahvaltı etmemişsin. Gelin bakalım. Hadi atçılık oynayalım dede. Ama sen at o. Peki. Olur, olur. Ama önce Zeynep binecek. Gel bak, gel. Hoppa! Hadi bakalım dedeciğim, hadi. Hadi kalk. Hadi bakalım, gel, gel. Hadi bakalım, gel. Maalesef, sizin de tahmin ettiğiniz gibi zehirlenme. Siyanürle zehirlenmiş. Sabah içtiği sütte siyanür tespit edildi. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim doktor. Cenazeyi yarın aldıracağım. Siz neden Avrupa'ya gitmediniz? İyi ki gitmemişim. Şimdi kim bakacaktı babamın işlerine? Anladınız mı ne kadar yanlış bir karar verdiğinizi? Babanız sapasağlamdı. Dağ gibiydi. Daha uzun seneler kendi işini kendi görürdü, kimseye muhtaç olmadan. Ne demek istiyorsun? Rapor öldürüldüğünü gösteriyor düpedüz. Demek ki bir can düşmanı var. Çıkar ağzındakini. Benden mi şüpheleniyorsun? Thank you.
Şunu ellerime takmayın. Kurbanınız olayım. Bırakın çocuklarıma doya doya sarılayım. Çıkarın ne olursunuz. Çıkaramayız kardeşim. Çocukların kelepçeyi görmesini istemiyor memur bey. Yok yavrum. Nereye gidiyorsun anne? Uzağa değil Mehmet. Doktora gidiyorum. Bak! Elim! Eline uf mu oldu anne? Öpeyim de geçsin mi? Öp kızım. Yavrularım. Gidelim kardeş. Ben yokken uslu durun emi çocuklar. Osman amcanızı dinleyin. Yetimlerime sahip ol Osman abi. Kimseleri kalmadı hayatta. Aç perişan bırakma onları. Bu benim gidişim uzun bir gidişe benzer. Tüh Allah kahretsin be, ne insanlar var dünyada! Hiç katil suratı yok kadında! Şu insanlar hiç belli olmuyor kardeşim! Aman her gün bir cinayet, içim kararıyor valla! Al işte, bir hizmetçi çalıştığı evin sahibini zehirleyerek öldürmüş! Hanım sen de nereden bulursun böyle havale işleri, bilmem ki, yürü hadi! Kızım, evde sizden başka oturan biri var mıydı? Hayır efendim, ben, çocuklarım, bir de rahmetli! Evin işlerini sen gördüğüne, Kerim Bey'in yemeğini sen hazırladığına göre, bu sütün içine kim siyanür dökmüş olabilir? Kim olabilir efendim? Her zaman ben verirdim sütünü kahvesini, elimle hazırlardım. Aynı sütten ben de içtim, çocuklarıma da içirdim, bize bir şey olmadı. Şüphelendiğin biri var mı kızım? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Kafamın içi bomboş. Şimdi ne söyleyeyim size? Kimsenin günahını alamam. Bütün şüpheler senin üzerinde toplanıyor kızım. Olayı aydınlatacak, mahkemeye ışık tutacak herhangi bir delilin, gösterebileceğin bir şahit ismi de yok mu kızım? Yok efendim. Kimsesiz garip bir kadınım ben. Kimseyi öldürmüş değilim. Yaz kızım. Sanık Ayşe Yılmaz'a soruldu. Bir ihtiyacın var mı bacım? Sağ ol Osman abi. Çocuklarım... Çocuklarım bilmesinler mahpuslara düştüğümü. Merak etme onu sen. Paran var mı? Sağ ol. Çok ceza verirler mi Osman abi? Kaç yıl yatarım acaba? Bilmem ki.
Sizce sanık Ayşe Yılmaz'ın babanızı öldürmesi için bir sebep var mıydı? Evet, vardı hakim bey. Anlatayım. Bundan bir müddet önce babama ait araziler üstünde kaçak gecekondu kurmuş, oturuyorlardı. Bu gecekondulardan bazıları yıktırıldı. Yıkım sırasında Ayşe'nin kocası müessif bir kaza sonucu öldü. Yalan söylüyor! Kazada ölmedi benim kocam. Sakin ol kızım, tanığın bildiklerini gördüklerini anlatmasına karışamazsın. Evet, devam edin. Bu olay üstüne babam onu çocuklarıyla birlikte yanına aldı. İyiliksever bir insandı babam. Onlara evinin bir parçası gibi davrandı. Fakat kadın, babamın bu iyiliğini anlamadı. Ona kocasının katili gözüyle bakıyordu. Ve hepimizin bildiği gibi günün birinde öcünü aldı. Bence sebep bu. Susun, susun! Tanık Osman Gürsü'yü çağırın. Ayşe, Kerim Bey'in evinde çalıştığı sürece aralarında en küçük bir sürtüşme, bir anlaşmazlık olmadı hakim bey. Rahmetli Ayşe'yi kızı gibi severdi. Çocuklarını da. Sağlığında bana Ayşe'den çok memnun olduğunu söylerdi. Doğrusunu söylemek gerekirse Ayşe dürüst, çalışkan bir kadındı. Çocuklarının başına sokacağı sıcak bir yuvayı, onlara babalarının yokluğunu aratmayacak şefkati Kerim Bey'in evinde bulmuştu. Ayşe'nin Kerim Bey'e karşı öc almak için bu cinayeti işlemiş olacağını sanmıyorum. Evet, devam edin. Söyleyecekleriniz bu kadar mı? Ne yazık ki bu kadar hakim bey. Onun suçsuzluğuna inanıyorum ama bunu ispat edecek delil yok elimde. Son olarak şunu söylemek isterim, bilmem yararı olur mu? Ayşe saf, cahil bir kadındır. İlkokulu bile bitirmemiş. Böyle bir kadın siyanürün adını dahi duymamıştır. Mahkememiz için ilgi çekici bir açıklama yapmış bulunuyorsunuz. Başka söyleyecekleriniz? Bence Kerim Bey'in onun gibi varlıklı ve itibarlı birinin daha bilgili, daha akıllı düşmanları vardır. Bu cinayeti şu zavallı kadından başka biri işledi bence. Sanık Ayşe Yılmaz'ın 15 yıl 6 ay ağır hapsine oy birliğiyle karar verildi. Sevdaya karşılar beni, pınar etti yaşlar beni. İyi günde dost olanlar, kötü günde taşlar. Burada başladım bu zıkkımada. İçmeyip ne yapacaksın? Nasıl geçer zaman? Ne gelenim var, ne gidenim. Birini söndürüp ötekini yakıyorum. Bana gül kader, yerden yere vurdun yeter. Baktan mazara düştüm. Vaham, sen dama düştün o herif. Elini kolunu sallaya sallaya dolanıyor ha. Dolanıyor yılan. Kocamı o öldürdü, babasını o öldürdü, Osman abiyi o. O namussuz, öksüz bıraktı çocuklarımı. Kim bilir kimin yanındalar şimdi, aç, yoksun. Kim bilir kime el açtı fıkaralarım. Ben bunu senin yanına bırakır mıyım ulan, bırakır mıyım? Bu dünya ensesi kalınlarınmış meğer. Bittini bunca elem keder. Merkez şurası olacak efendim. Ayrıca büyük bir çarşısı var. Aşağı yukarı 2000 kişinin oturacağını düşünecek olursak, dükkanların size iyi kazanç sağlayacağı kolayca ortaya çıkar. İyi. Fabrika ne oluyor? Gördüğünüz gibi fabrikayı şöyle kuruyoruz efendim. Yol tam önünden geçecek. Tamam. Söz verdiğin tarihte bitiremezsen canını yakarım. Yıkıma ne zaman başlıyorsun? En geç 2 gün içinde başlarım patron. Anlaştık.
Elimiz kolumuz bağlı kardeşim. Kime ne anlatacaksın? Kelepçeyi vurmuşlar bir kere bileklerimize. Sen neden girdin içeri? Cinayet abla. Niye vurdun? Tecavüze yeltendiler. 3 kişiydiler. Kader. Suç sende mi? İçeride mi? İçerideler beyim. Vereceksin ulan! İade etme! Patronun da emri var, beynini dağıtırım vermezsen! Sen bunu yapacak adam değildin Mehmet, yazık! Ne vereyim, kazancın tamamını mı? Konuşma lan! Sen orasını patronla konuşursun, çık paraları! Şöyle! Gözü pek delikanlısın. Adın ne senin? Hiç diyordu arkadaşları, o yüzden utanıyor. Zeynep'in abisin. Zeynep'in abisin he? Boş ver ulan, kim ne derse desin, sen işine bak. Bu çocuğa sahip ol Nazmi, işimize yarayacak. Bana bak efendi, oyun oynamıyoruz. Bir daha böyle küçük işler için beni ayağına getirecek olursan... kendini yok bil. Çocuklarım olmasa, öksüzlerim. Ben zaten ölmüşüm be abla. Artık içerisi de bir, dışarısı da benim için. Öyle deme Ayşe. Daha çok gençsin. Çocukların içinde Allah'tan umudunu kesme. Kaç yıl oldu? 9 yıl geçti içeride. Buraya düştüğüm gün artık yaşayamam sanıyordum. Katlanıyor insan. Öyle. Baksana ben de dolduruverdim 8 ayı. Randevu evi işletiyordum. Benim gibilere ne dendiğini bilirsin. Allah'ın bildiğini kuldan saklayacak değilim ya. Benim işim de bu. Karı bulmadık diye bir cebi şişkine ihbar etmiş. Bir gece basıverdiler. Abla, senden bir ricam var. Yakında taburcusun. Dışarıda haber göndereceğim bir Allah'ın kulu yok. Çocuklarımın izini bir araştır, ne olursun. O Murat denen yılan bilir belki. Elimden geleni yaparım. Seni çok sevdim. Dürüst bir kadınsın. Günün birinde çıkacaksın buradan inşallah. Gidecek bir yerin olmazsa bana gelirsin. Sağ ol abla. Hatırlamış olman bile yeter. Merak etme. Gideceğim Murat'a. Hayrola, cenaze gibi girdin içeriye. Ne oldu yine, evini mi kapadılar? Sizden bir ricam var Murat Bey. Para konuşmaya geldinse boşuna çeneni yorma. İşin tıkırında, elindeki mallar da iyi. Sizinle bunları konuşmaya gelmedim. Hapishanede Ayşe ile aynı koğuşta yatmıştım tesadüfen. Çocuklarının izini kaybetmiş. Ne diyorsun lan? Şimdi de o karının pezevenkliğine mi başladın ha? Sizi kızdırmak istemem Murat Bey. Sayenizde kazancım yerinde. Benimki sadece bir aracılık. Çocuklarının hasretinden aklını kaçıracak kadın. Buraya gelmemiş ol, tamam mı? Görmedim seni. Başkalarının derdi sana mı düştü be? Bir daha böyle boklar karıştırdığını görürsem canını yakarım. Anlaşıldı mı? Peki Murat Bey. Affedersiniz, düşünemedim. Rahatsız ettim sizi. Ne bileyim ben el alemin pişlerini. Çocuk bakıcılığına mı başladık bu yaştan sonra? Sayılı gün çabuk geçer derlerdi de, inanmazdım. Bak, 15 yıl, 4 ay, 20 gün. Gelip geçmiş biri. Darısı benim başıma. Geçiyor anam, geçiyor. Gözün korkmasın. Dayanıyor insan.
Şimdi çocuklarını görsen tanır mısın? Kim bilir? Zeynep 3, Mehmet 4 yaşındaydı bıraktığım zaman. Bu anahtarı görüyor musun? Oğlumun oyuncağındı. Hep bu anahtarı ister dururdu fakirim. Ayrılırken bende kaldı. Buradan kurtulunca ne iş yapacaksın? Ne iş olsa yaparım. Dişe diş kavga etmezsen yaşayamazsın. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Aramadığım için bana kızmadın herhalde. O adi adamın elindeyim. İsterse bu evi benden alıp başka bir karıya verebilir. Senden bir ricam olacak. Bir süre burada senin yanında kalmak istiyorum. Ama yok, korkma. Biliyorum. Beni burada sakladığın Murat'ın kulağına giderse diyorsun. Doğrusunu istersen öyle. Burada senin kızlardan biri gibi. Tövbe de kız. Daha neler? Paraya ihtiyacım varsa vereyim. Yok be abla. Bak ne diyorum. Kılık değiştirirsen ben hiç kimse şüphelenmez. Murat denen it bile. O kılıkta istediğim yere girer çıkarım. Anladın mı şimdi? Sen ne kutsun sen? Kızlar seni 2 dakikada değiştirirler. Güzelsin kız. Senin güzelliğin hepimizi satın alır. Yapma ne olursun. Böyle konuşma benimle. Ayşe? Ne olursun hanım? Oh, hadi kendine gel, saçmalama. Seni yeryüzü görmek istiyorum. Geldi arkadaşlarıyla, seni istiyor. Ayşe, sen çık istersen. Senin için sakıncalı değilse kalayım. Murat'ın adamıymış, baksana. Hem de ne adamı? Sağ koludur it. Bak, bundan çok şey öğrenebiliriz. Ama dikkat et, çok çapkındır ha. Merak etme. Bir kolayını bulurum. Çağır şunu gelsin. Anasının gözüdür piç.
Şimdi sana askıntı olur. Olsun. Zeynep hakkında bir şeyler öğrenebilirim belki ondan. Ne haber? Hoş geldin aslanım. Buraların yolunu unuttun sandım. Ya. Biz aramasak senin hatırlayıp da arpamızı göndereceğin yok lan. Gel. Gel otur şöyle. Bir kadeh içki mi iç? Bu fıstığı tanıştırsana lan. Ne medeniyetsiz karısın be! Yiyecek miyiz? Ah, affedersiniz, unuttum! Bırak numarayı şimdi! Benim adım Piç! Evet, evet, basbayağı Piç! Seninki de Ayşe'ymiş, duyduk! İçelim ha! Sen bu boku içemiyorsun yavrum. Yeni misin? Yeniyim, evet. Burada mı çalışacaksın? Burada çalışacağım. Ne dersin? İş yapar mıyım? Hem de nasıl? Ulan Perihan, işini nasıl bilirsin? Hadi, çık bakalım bizim parayı da kaçalım. Kim orada at oraya? Bizim fazla mesai ne olacak? Bak şimdi Ayşe ile çıkacağız. İçki paramızı ver. Siftahı biz yapalım. İsmet'e ver onları. Dışarıda karılara daldı inek. Neyse, sarsma durumumuzu. Biz şimdi gidiyoruz Ayşe ile. Gidiyoruz değil mi? Hı hı. İşte bu kadar. Ondan çıkınca doğru eve gel. Olur abi. Bana bak, geç kalma ha. Peki. Kimdi o kız? Kardeşim. Geçen gün kuaförde Murat'ın yanında gördüm. Patron evleneceğiz dedi. Önümüzdeki ay evlenecekler. Buyur. Gir. Neden Piç diyorlar sana? Derler anam. Nüfus kağıdım bile yok. Aslında biz de ana baba çocuğuyuz. Ama Piç'iz. Babamı bilmiyorum ne olmuş ama anamı hayal meyal hatırlıyorum. Gitti, bir daha da geri gelmedi.
Orospu mu oldun nedir? Hı? Ama derin sorular sordun be yavrum. İçki ister misin? Senden hangi birinin hesabını sorayım adi adam! Evleneceğiz demişti. Ben söylerim bakma sen. Benim olacaksın. Ama nikahsız. Geldin ha? Öyle mi karşılayacaktım seni? Soyun! Çıkar üstündekileri! Benim olacaksın! Aşağılık herif!